Çok aziz muhterem Gebzeli kardeşlerim, Kocaeli kardeşlerim. Bakınız, hiç aklı başında bir adam bizim büyük medeniyetimizi, İslam nuruyla nurlanmış olan medeniyetimizi bırakır da gider papazların medeniyetine, ille buraya gireceğim diye kapıları zorlar mı? Bir papaza gidip sorsan, papaz efendi senin Allah'a inancın nedir desen, medeniyetlerini anlatmak için söylüyorum. Allah üçtür diye başlıyor. Bana bak ya, sen deli misin? Allah üç olur mu? Kimmiş bunlar? İsa aleyhisselam, Hazreti Meryem, Ruhul Kudüs. Peki ilah demek yaratan, yaşatan, yöneten demek. Bunlar hangisi, hangi yıldızı yaratmış? Kim kimin idare ediyor, kim kimi yaşatıyor? Aralarında ihtilaf çıkarsa kim hakemlik yapıyor desen, papaz sana ne diyor? Bir dakika diyor, bu sualleri bana soramazsın. Neden? Burası kilise. Buraya gelirken aklını kapının dışında bırakacaksın. Buradan ben ne söylesem onu kabul edeceksin. Peki İsa'na ne gözle bakıyorsun diyorum. Medeniyetlerinin temelini anlatıyorum size. Diyor ki insan katrani günahla doğar. Papazın vaftiziyle kısmen temizlenir. Ömrü boyunca günah çıkartacak. Kilisenin gözetinde olacak, hürriyeti olmayacak. Niye böyle diyor? Halk kiliseye para versin diye böyle uydurmuş, onun için böyle diyor. Ya papaz efendi, henüz iradesi teşekkül etmemiş olan yeni doğmuş bir bebek neden günahkar doğsun yahu? Deli misin sen dediğin zaman, hüt, ben ne dersem onu kabul edeceksin. Bu imandır diyor. Öbür taraftan çevreye ne gözle bakıyorsun diyoruz. Diyor ki bizim atamız eski Yunan Roma'dır. Biz çevrenin sahibiyiz. Şimdi şu Irak'ta Amerikalılar camideki çocuklar bile öldürüyorlar ya. Bu inançtan dolayı öldürüyor. Ben sahibiyim diyor. Bak biz Müslümanız. Biz tabiatın sahibi değiliz. Emanetçisiyiz. Bizim peygamberimiz bize kıyamet koparken bile bir ağaç dikebiliyorsan dik. Çevreyi senden sonrakilere daha güzel bırak. Bu bir ibadettir diye bize öğretiyor. Halbuki Hristiyanlık ne diyor? Sen çevrenin sahibisin. Yakarsın, yıkarsın, öldürürsün. Ne istersen yaparsın. Bu nedir bu? Bu vahşettir. Böyle bir zihniyetten hayır gelmez. Mübarek İslam dininin güzel medeniyeti bırakılır da, ecdadımızın bütün insanlara saadet getiren medeniyeti bırakılır da, gidip papan heykeli altında İlle biz sizin dininize gireceğiz. Sizin medeniyetinize gireceğiz. Sizden olacağız da imza atılır mı? Başka şeye bakma lüzum var mı? Şimdi de ağızlarına geldiler Ankara'da, fişeklerine merasim yaptılar. Papalarla beraber olduk diye. Ama şimdi onlar bunu kapının önüne koyunca ağızlarına bunu alamıyorlar. Bak bu seçimde hiç Avrupa Birliği'nden bahsedebiliyor mu? Bak biz Allah'ın izniyle inşallah 22 Temmuz'dan sonra onların papalara imza attık dedikleri Kızılay Meydanı'nda haberiniz olsun. Ne yapacağız biliyor musun? İslam Birliği'nin fişeklerini atacağız. İslam Birliği'nin